ben bu. Ah seven sevdim yine beni yapar mı? Geriye baktığım zaman neler üzülüyorum biliyor musun? Halkım beni gördü de yapımcılar beni görmemiş. Kör müydü bunların gözü? Yıllarını müziğe adayan, sanat yaşantısına tam 61 albüm sığdıran ünlü türkücü Dilber Ay geliyor. Doya doya harcadım, doya doya gidim. Dünyanın göz bebeği Dilber Ay'dı. Sizi şerefimle, namusumla temin ederim. Şöhretli birini her erkek taşıyamaz. Şöhretine rağmen neden gecekonduda yaşıyor? Apartmanım yok, saraylarım yok. 3 tane gecekondu yaptım Allah'ın sayesinde. Bu kadar sevilmesinin sırrı ne? Görüyorsunuz. Saçımı daradım, yatağımda kattım, yanına geldim. Ben bu filmlere konu olacak inanılmaz hayat hikayesi. Şuraya koydu 4 lira kaşığı, şuradan şöyle sıktırdı. Çatır 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 parmaklarını kırdı. Ve özel açıklamalarıyla birazdan her şey dahilde. Ben kendimi sağlam almışım. Benim herifim var. Bir kulunu çözerim. Bir şarkı yarışmasına katıldı, hayatı değişti. Artık geri vermiyor. Dur kardeşim, dur bir dakika ya. Biz nasıl çıkacağız oraya? İbrahim Tatlıses'le yaptığı düet, günlerce konuşulan, sesiyle milyonları etkileyen... Bir kolunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. İnternette 5 milyon tıklanan 16 yaşındaki genç şarkıcı Mehmet Taş, birazdan canlı yayında her şey dahilde. Bir şarkı yarışmasına katıldı, hayatı değişti. Artık geri vermiyor. Dur kardeşim, dur bir dakika ya. Biz nasıl çıkacağız oraya? İbrahim Tatlıses'le yaptığı düet, günlerce konuşulan, sesiyle milyonları etkileyen... Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. İnternette 5 milyon tıklanan 16 yaşındaki genç şarkıcı Mehmet Taş, birazdan canlı yayında her şey dahilde. O beni hiç sevmiyor, kalbimi yana verdim artık. Yatağımda kattım, yanına geldim. Ben buyum. Ah seven sevdim yüreği, beni yapar mı? Geriye baktığım zaman neler üzülüyorum biliyor musun? Halkım beni gördü de, yapımcılar beni görmemiş. Kör müydü bunların gözü? Yıllarını müziğe adayan, sanat yaşantısına tam 61 albüm sığdıran ünlü türkücü Dilber Ay geliyor. Doya doya harcadım, doya doya gidim. Dünyanın göz bebeği Dilber Ay'dı. Sizi şerefimle, namusumla temin ederim. Şöhretli birini her erkek taşıyamaz. Şöhretine rağmen neden gecekonduda yaşıyor? Apartmanım yok, saraylarım yok. 3 tane gecekondu yaptım Allah'ın sayesinde. Bu kadar sevilmesinin sırrı ne? Görüyorsunuz. Saçımı daradım, yatağımda kattım, yanına geldim. Ben bu filmlere konu olacak inanılmaz hayat hikayesi. Şuraya koydu 4 lira kaşığı, şuradan şöyle sıktırdı. Çatır 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 parmaklarını kırdı. Ve özel açıklamalarıyla birazdan her şey dahilde. Ben kendimi sağlam almışım. Benim herifim var. Efendim, stüdyodaki konuklarımız, ekran başında bizi izleyen dünyadan, Orta Doğu'dan, Avrupa'dan Balkanlar. Ve Balkanlardan tüm izleyen, her şeyi dahil izleyicileri, Show TV izleyicilerine günaydın! Evet, bugün çok ağır ve çok önemli bir konuğumuz var. Çok şeker ya. Evet, ben ilk defa tanıştım bugün, az önce kuliste.
Çok acayip tatlı bir kadın yani. Çok. Ben ilk defa gördüm. Sen daha önce programda konuk da etmiştin. Tabii ki. Daha önce konuk da etmiştik. Çok tatlı. Ve ona bugün bir sürprizimiz olacak. Sürprizimiz... Çok güzel şarkılar söyleyecek. Dilber abla evet şarkılarından sonra. Ve çok sonra... güzel bir röportaj yapmış. Çok anlatmış. Çok güzel bir hayat öyküsü var aslında. Evet, çok farklı. Ders çıkarabilecek evet, bir hayat öyküsü var. Ve şu anda 63. mü dedi 62 mi dedi? 62. albümü çıktı. Albümü 62 çıktı. Albüm. Böyle bir şey var mı ya? Dile kolay yani 62 Kaç albüm. Yaşındasınız dedim. 31 yaşındayım. Saçımın şurasını ben özellikle öyle yapmıştım. Beğenmedin mi? Diyor ki böyle yap diyor. Şöyle hafif şöyle taraslı böyle dağınık hani. Böyle... Çok fazla toplanmamış havası. Beğenmediyseniz yapıştırayım bunu. Yine de onu bir yapıştırsam da. Kendim topluyorum saçımı ben. Tabii. Teşekkür ederim. Dur ne diyordum ya? Ha, 62 tane albüm deyince ben de yaşını sordum. Ondan sonra baktı böyle. 35 dedi. Ben de 35 yaşındayım dedim. E akranız o zaman dedi. Çok şeker ya. Çok fazla bence bekletmeyelim. Evet. Ekran başındaki izleyicimizi ve sizleri. Bence alalım onu. Gerçekten bugün konuk ettiğimiz için mutluyuz. Onur duyuyoruz. Onu konuk ettiğim için stüdyomuzda. Kocaman alkışlar. Türk halk müziğinin dev seslerinden biri geliyor. Dilber Ağay geliyor. Zorunda mıyım? Kalbimin içinde sızın var senin. Hep böyle yaşamak zorunda
sen görmek zorundalı. Kalbimin içinde sızınma seni. Hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Kalbimin içinde sızınma seni. Hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz ya. Nasılsınız? Teşekkürler ediyoruz efendim. Efendim. Buradan geliyorsunuz abi. Geliyor mu? Açın. Hoş geldiniz. Dünya güzelleri hoş geldiniz. Dün size hayatımı anlattım. Benim hayatım bitmez. Ben de çok macera dolu. Hikaye var, macera var. Aslında zaten dün yaptığınız röportajı izleyeceğiz. Sonra canım kızım benim, edeceğiz. Seni ben çok seviyorum. Allah size eş olarak nazar değilmesin. Amin, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Güzel bir çift. Sağ olun. Güzel güzel de yavruları var. Allah çok Rabbim ayırmasın. Dilber abla izler misin magazin programları falan izler misin? İzlerim. Bütün bu medyatik olan çiftlerimizi ve evli çiftlerimizi Allah nazara getirip de ayırmasın. Amin. Bana da bir kısmet artık. Rabbim sana da kara gözlü, kara kaşlı, uzun saçlı. Belki sarışındır kısmetin. Allah bozma ya. Bir hemen araya sarı katıyor ya. Tamam. İşte boya vurarız. Şey. Siyah boya var. Tamam boya var. Siyah boya var. Sana da şöyle etli edaplı bir hatun nasip etsin. Etli kısmı çok önemli. Evladım bak. Şimdi evladım. Çok şekilcisin ama bak. Görüyorsun değil mi kızım? Görüyorsun çok şekilci. Nasıl evlensin? Sonra bana diyorlar ki Alişan niye evlenmiyor? Sen bulamazsın. Bak şimdi evladım. Ya bak, o laf icabı. Şimdi evladım. Şimdi benim kızın mesleği icabı maşallah iki cuk anası. Öf. Öf. İşi bu. Ama bu biraz zayıf değil mi? Bizim oralarda böyle yani çok zayıf yani. Sen de beni beğenmeyi ver. Hayır göbeksiz avrat merdivansız balkonsuz eve benziyor. Duydun mu? Duydun mu? Ben buna katılıyorum. Ben de seviyorum ama benim işim gereği İşi öyle olamaz. Göbeksiz avrat merdivensiz. Olamaz. Binaya benzer dedi. Balkonsuz. Balkonsuz ya. Pardon. Balkonsuz. Sabah sabah işte. Evladım. Ama benim çocuğum öyle olma zorunda. Tabii o manken. Ben de evet. Manken tabii, o. İşi onun. Tabii. Şimdi bana de ki ne? Akşam canım pastırma istedi. Eyvah. Durup durup kana. Vakitte geç. Herif dedi benim canım pastırma istiyor. Yeşil soğanı gördüm dolapta. Dedi yarın televizyona çıkacaksın ağzın kokar. Ya sabaha kadar kalmaz dedim ya getirsen. Yedin mi? Vallahi yedim. Oh afiyet ekmek, olsun. Ekmek? Aa! Bir dakika. Dilber abla hiçbir yemeği ekmeksiz yemez. Ya hayır. Ekmeksiz ekmek gidiyor mu ya? Vallahi ya işte ağzımı fırçaladım. Hiçbir şey duymuyorum hiç. Vallahi zaten benim burnum da tıkalı. Bir şey diyeceğim Dilber abla hiç diyet olsun. Yaptın mı? Ya, hayatında hiç diyet yaptın mı? Evladım diyet olur muymuş Rabbimin verdiği cana? Diyet olur mu ya? Doğru. Canım kebap istiyor. Diyetliyim. Olmaz. Koyunu yerim. Keser koyunu yerim. Allah razı olsun. Bacım, 3 günlük dünyadayız. İnsan canını istediği yemez mi? Diyet neymiş ya? Ne diyeti? Diyet yapanlar ölüyor ya. Hiç peki bir şey diyeceğim. Bu kadar yıldır 61 albüm, 62. albüm çıktı. Evet. Bu kadar yıldır hiç böyle imaj şeyi taşımadın mı? Hani hayır, hayır. İmaj korkusu hiç. Hayır. Öyle, nasıl çıktıysam ilk gün öyle. Ben neyse buyum kardeşim. Suratına makyaj yok. Yani o kadar doğal, o kadar kendi gibi ki yani bence bu kadar sevilmesinin sebebi o.
Neyse muyum kardeşim? Değişemem ki. Yapmacık olur, kötü olur, çirkin olur. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Canım benim. Haydi o zaman önce Dilberay ablacığım, önce bir röportajımızı seyredelim. Evet. Neler var röportajda, neler var? Bakalım neler konuşacağız sevgili Dilberay'la, buyurun. Yatağımda kattım, yanına geldim. Ben buyum. Ah seven sevdim yüreği, beni yapar mı? Geriye baktığım zaman neler üzülüyorum biliyor musun? Halkım beni gördü de yapımcılar beni görmemiş. Kör müydü bunların gözü? Sesi ve samimiyetiyle milyonların sevgisini kazanan... Doya doya harcadım, doya doya gidim, doya doya gidirdim. Sanat yaşamına 61 albüm sığdıran türkülerin güçlü sesi Dilberay. Hep böyle yaşamak zorunda mı? Evliliği ve sanat hayatına dair her şey dahile özel açıklamalar yaptı. Ben bir aşiretim, sayabildiğim kadar... 1500. Ben 46 senedir varım. Babam hemen silahı çekti bunlara. Çantayı bırakan, ceketi bırakan camlardan kaçtı. Çocukları ve torunlarıyla Ankara'da yaşayan ünlü sanatçı kendi yaptığı gecekonduda kalabalık bir aile olarak yaşadıklarını belirterek başlıyor röportajımıza. 14 torunum var, 3 çocuğum var. Oğlumun birisi Adana'da yaşıyor. Öyle apartmanım yok, saraylarım yok. 3 tane gecekondu yaptım Allah'ın sayesinde, çocuklarım içinde. Torunlarım içinde. Son dönemde sahnelerin yanı sıra sinema filmlerinde de görür olduk ünlü sanatçıyı. Oyunculuğa ısındı mı diye soruyoruz şimdi de. Bu ara bir sinema çektim. Mardin'de çekildi, evet. Bu ayın içerisinde galası olacak. Benim dünyam müzik. Tabii sinemayı da seviyorum. Teklifleri de geri döndürmem. Set ortamını sevdi galiba Dilberay. Çok zor. En son imdat diye bağırdım. İbrahim beni kurtar imdat dedim. Hep yüzüm şiş. Ben uykuya aldıktan sonra en az aradan 3 saat geçmesi lazım. Biz uyanıyoruz, hadi set. Ya kardeşim yapmayın, yüzüm gözüm şiş, güzelliğimi kaybederim. Ana sen böyle de güzelsin, geç. Sinemadan kazandığını Pirzola'ya yatırdığını söylüyor şimdi de. Otelde işte en son biraz para verdiler bana. Bir hesap geldi otelden, 2000 kusur. Başka bir şey yemem, ızgara acılı mı? Kebap var, şunlar bunlar, onları yedim ben. Ben de dedim, alın kardeşim, elimdeki parayla da eve zor gittim. Ünlü sanatçının bu kadar sevilmesinin sırrını soruyoruz şimdi de. Dilberay neden bu kadar seviliyor sizce? Dilberay halkın içinden birisi, görüyorsunuz. Saçımı daradım, yatağımda kalktım, yanına geldim. Ben buyum. Bana dedi ki çocuklarım, ana galaya gideceksin dediler bana. Ne giyinmeyi düşünüyorsun dediler. Ya kızım şalvarımı giyer giderim dedi. Acısıyla tatlısıyla sanat yaşamında yaklaşık 40 yılı geride bırakan Dilberay'ın en büyük üzüntüsü bakın neymiş. Geriye baktığım zaman neler üzülüyorum biliyor musunuz? Halk beni görmemiş hiç. Halkım beni gördü de yapımcılar beni görmemiş. Kör müydü bunların gözü? Ben yine vardım. Ben 46 senedir varım. Şu an gel de Dilber Hanım lütfen gel diyenlere gitmiyorum. Onlar beni televizyonlara program almıyorlardı. Dilberay sanat hayatının ilk yıllarında yapımcılardan teklif gelmiyordu dese de bakın ünlü sanatçının babası gelen teklifleri nasıl karşılıyormuş. Şeyler çantalarla paralarla geliyorlar. Babam içeri girdi. Kim bunlar dedi menajerlerime. Ya işte baba kıza film yapacağız. Meyli'nin filmini yapacağız o zaman. Benim Meylik var ya, Maraş'tan bir haber geldi. Onu film yapacaksınız. Yapacak kızımız dedi. Babam hemen silahı çekti bunlara. Ana avrat benim kızıma siz ne yapıyorsunuz? Defolun. Çantayı bırakan, ceketi bırakan camlardan kaçtı. Bu komik, trajikomik anıların ardından babasıyla başından geçen unutamadığı acı bir olayı anlatıyor. Şuraya koydu 4 tane kaşığı. Bak ağaç kaşıklarımız vardı bizim. Şöyle koydu. Şuradan şöyle sıktırdı, çatır 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 parmaklarımı kırdı. İnanın bak. İnanın. Ama ben yılmadım. Ben yılmadım. Niye yılmadım? Halkın sevgisi beni yıldırmadı. Ben halkın sevgilisiyim. Her şeye rağmen o yıllar babası ve ailesi sayesinde güçlü bir şekilde ayakta durabildiğinin de altını çiziyor Dilberay. Babam baba gibi babaydı, adam gibi adamdı. Eğer onlar bana o şekilde sahip çıkmasaydılar, kim bilir başıma neler gelirdi. Gençsin, güzelsin, para var, şöhret var. Ne olur bu? Aşiret dedikten sonra daha ötesi kalmadı. Bunu her zaman da söylemişimdir. Aşiretten önce ötesi daha sorulmaz, bitti. Çok sert imajınız var. Babadan öyle gördüğümüz için belki de. Bir döneme şarkıları ve sesiyle damga vuran Dilberay, o dönemde çok paralar kazandığını da ifade ediyor. Çok
para kazandım kızım ya. Allah için çok para kazandım ya. Allah için çok para kazandım. Doya doya harcadım. Doya doya gidim. Doya doya gidirdim. Helalı hoş olsun. Anamın ak sütü gibi. Şimdi bende var. Ben burada yağlı koyun yiyorum. Sende yok. Sen yemeyeceksin mi? Ben sana vermeyeceğim mi? Olmaz. Çok para kazandığı dönemde İbrahim Tatlıses'e özenip uçak almak istemiş Dilberay. O kadar para var ki peder dedim. Aşağı baktım şöyle. 3 tane araba var kapının önünde. Baba dedim bir uçak alalım dedim. Kızım teyyareyi nereye koyacağız dedi. Aha aşağı dedim. Bahçe var. Kızım kolunu kanadını çocuklar kırar dedi. Baba dedim İbrahim Tatlıses almış dedim gördüm dedim. Anlamıyorum ki ne götürüp uçağı havalanda koyacaksın da kaptanı mıptan olacak ben bilmiyorum. Babam da bana öyle deyince kardeşim dedi ki rahmetlik kız bacı dedi bir kaptan buluruz dedi. Bir aylık yanında gezerim alışırım dedi. Yani bizi kısa yoldan götürecek. Uçak almaktan iyi ki vazgeçmiş Dilberay. Zaten uçak korkusu yüzünden binemezmiş kendi uçağına. Uçağa binemiyorum o yüzden korkuyorum. Avrupa'ya bir arabayla gidiyorum. Yılbaşı programı geldi 2 tane Avrupa'dan. Dedim ki bana Avrupa'nın temelinden tapusundan gönderin. Uçağa binmem dedim. İptal oldu. Hep böyle yaşamak zor. Daha bu röportajımızın ilk kısmı. Uzun bir röportaj çünkü. Bu ilk kısmı. İlk kısmına hemen şöyle başlayalım. Dilber abicim Ankara'da yaşıyorsun gecekonduda. Çok para kazandım diyorsun. Bu evet, sizin tercihiniz bu mi? Bu senin yani? Tercihin. 2-3 tane mi dediniz gecekondum var? 2-3 tane gecekondu yaptım. 3 çocuğum var. 3'üne de gecekondu olaraktan Düzce'de ev yaptım. Hı hı. Düzce'de. Bir metrekare üzerine küçük bir bahçe ayırdım. Bir ev ona yaptım. Ben de Ankara'da kirada oturuyorum. Neden? Bu kadar çok para kazandığında niye kirada oturuyorsun? Ama yedim diyor. O zamanlar evladım biz kısırdan bahsediyoruz. Diyor. Yiyen çoğdu yavrum. Ama bir tane ev alsaydın. Yok muydu oğlum? 4-5 tane evim vardı. Ne yaptın? Onları da sattın. Hastalık geçirdim. Hastalık geçirdikten sonra para çare değil biliyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Rabbim versin çareyi, Rabbim versin. Her şey gitti. Depremden sonra işte Rabbim yardımıyla o evleri yaptım, çocuklarımı koydum. Ben de Ankara'da kirada duruyorum. Baban istemiyor muydu şarkıcı olmanı? İstemiyordu canım. Orada anlattığın orada hikayede diyorsun ki yapımcılar ve işte menajerler eve geldi. Baban hepsini silahla kovaladı. Evet. Filmcilerle geldi menajerler. Bir Abdullah yani zaten... vardı bilmem. Kambur Abdullah mı ne diyorlar. O abi gelmişti. Hatta ondan bir gün önce de Dedeman Oteli'nde Emel Sayın, Sezen Aksu ödül töreninde ben de vardım. Aynı masada oturuyorduk. İşte orada teklif etmişti bana. Gençlik var, güzellik var. Bastığım yeri bilmiyorum. Dedi ki sana bir film yapalım dedi. Sinema yapalım dedi. Ben de sevmişten evet dedim. Adresi verdim. Geldiler. Eyvah. Geldiler babam geldi. Babanızın haberi yoktu. Yok. Misafirim var kızım dedi. Eyvah. Hemen menajerim Hasan Bora'da vardı o zaman. Hı hı. Menajerler oradaydı. Ankara'da onlar vardı. Rahmetli Şükrü vardı. Şenol Uyar vardı. Evet geldiler. Geldiler. Baba dedi, filmciler geldi dedi, Dilber'e sinema çekecekler dedi. Evet. Anlamadım dedi. Ulan benim kızı dedi, sahneler çıkarttınız dedi. Yetmedi mi? Türkücü yaptınız dedi. Bilmem ne yaptınız benim kızı dedi. Anlayın işte. Ha? Anasını avradını sinemaya gönderdikler. Camdan kaçana. Ceketi bırakan çantana para kalmış. Eyvah para evde mi kaldı? Parayı alsaydın bari. Aldık götürdük arka taraftan verdik ya. Arka taraftan. Şimdi 13 tane torunum var değil mi abla? Ama bir dakika yani o olaydan sonra mı? O kovalamacı olaydan sonra mı babanız parmaklarınızı kırdı? Ha bir de o var onu hatırlıyorum. O çok kötü. Nasıl yaptı? Nasıl kıydı? Çok önce. Onun sebebi de mi aynı şey? Şarkıcı olmak istediğinizi. Radyodan mektup geldi. Birinciliği kazandınız diye. Eyvah. Bütün cezam bu.
Hadi ha, ya. Sen de ha, mektup yazan. Radyoya nasıl haber ettiysen gel bakayım buraya. Hakikaten mi parmakların arasında? Abi bizim 4 ağız kaşıklarımız vardı. Ağız kaşıkla yemek yiyorduk biz köyde. Buraya koydu. Tuttu böyle rahmetli babam. Çatır çatır kırdı. Allah Allah. Anam düşünce bayıldı. Kalıpladılar. Ondan başka babandan böyle bir şey gördün mü böyle şeyde? Başka. Babam haklıymış ya. Babam haklıymış. Hayır dövmüş sizi öyle mi? Babası çok dövermiş sizi öyle mi? Gene de haklı i̇şte yani bu meslekten vazgeçirmek için. İşte o yüzden ben... için herhalde belki de. O yüzden belki vazgeçilirdi. 13 yaşında beni evlendirdi. 13 yaşında? Evet. 13 yaşında sen... Ah yavrum be. Peki 13 yaşında evlendiniz. Sonra kaç yaşında çocuğunuz oldu? 16 yaşında değil mi? Çocuğum vardı. Allah çocuğa çocuk veriyor işte. Allah başlasın tabii ki. Ama sonra o eşinizle uzun süre evli kaldınız değil mi? Hayır. Kalmadınız mı? Ya 3 ya 4. Anamın evinde çocuklar dünyaya getirdim. Onlar çocuk bir de evde değil mi? Hastanede değil. Çocuk evet. adam evliydi. 4-5 tane çocuğu vardı. 10 tane çocuğu vardı adamın. Ağalık beylik vardı o zamanlar kız. Hayır ben şeyi anlamadım. Evli bir adamla mı evlendiler siz Dilber Ayol'la? Ya. Ha. Sırf babası vazgeçirmek ya için bu işten. Hani evlendireyim de vazgeçsin diye. Ama ben radyo evine gittim. Böyle karnı kıştı bir evde. Ayağımda şalvarım. Atkı deriz bilir misiniz? Atkı. Atkı başımda. Her tarafım ıslak. Kapıya geldim. Askerler beni sokmuyor içeriye. Burada kimse para vermez sana diyorlar. Dilenci sanıyorlar beni. Karşıdan bir adam Yaşar diye biri vardı. Allah rahmet etsin. Öldüyse geldi. Ne yapıyorsunuz bu çocuğa ne yapıyorsunuz dedi o adam. Dedim ki amca dedim. Radyodan bana mektup gelmişti. Birinciliği kazanmışım ben dedim. Ayaklarımın içi vıcık vıcık su. O zaman delikli delikli böyle şey vardı ayakkabı var. Naylon. Hı hı. Bilir misiniz? Onlardan vardı ayağımda. Onlar da su çekmiş. Ya bu çocuk titriyor dediler. Beni adam içeri aldı. Zobasının yanına koydu beni. Gitti Ankara diyorsun görmüşsündür. Hemen karşıda girişte bir oda vardır. Evet odaya aldı seni. O adam beni odaya aldı. Isınıyorum böyle. Yukarı çıktı işte Mustafa Gece Yatmaz. Allah rahmet etsin. Hocalara demiş ki ya bir çocuk geldi. Birincilikten kazanmış ama arada seneler geçmiş. Şimdi ben söylüyorum işte adam şu, soyadım şu, adresim şuydu. Adamlar dedi ki bana söyle bakayım bir tane türkü dediler. Ben kafadan, ben de bileydim bu haleme gelmezdim. Uzun hava. Söyledin. Barak. Yıkıldılar tabii, dağıldılar. Şaşırdılar. Sen nerelisin demeye başladılar bana. Sen kimsin dediler ya. Hemen beni aldılar odaya. Ceylan'da bir şey getirdiler ayaklarımın altına. Yaktılar bunu. Çoraplarımı çıkarttırdılar. Aralarında para topladılar. O zaman kaç yaşındaydın abla? 16-17 yaşında. 3 çocuk arasıydım işte. 3 çocuğum vardı. Evet 3 çocuğum vardı. Ama bana çocuk diyorlardı. Çocuk gözünde. Çocuksun zaten 16 yaşında çocuksun. Neyse aralarında para topladılar. Bana verdiler git ayağına ayakkabı al, çorabı al. Üst baş al. Pardon. Bir de öksürük var bende. Neyse. Sonundan gittik. Kazandık. Allah rahmet etsin Mustafa Hoca. Böyle bir şey olmaz dedi ya. Bu değişik bir insansın sen dedi. Dedim ki hocam ben aslen Halepliyim. Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmişim. Pazarcık'ta bir çadırda. Kara çadırda. Yayla çadırlar olur ya. Orada dünyaya gelmişim. Ha şimdi olur dedi. Aslan nesin meydana çıktı şimdi dedi. Bu Türkleri neden öğrendin? Babamdan öğrendim dedim. Babam da asker ocağında Nuru Sesi Güzel'le askerlik yapmış. Asker arkadaşları. Asker arkadaşı kaçmış Urfa'ya gitmiş babam. Onu aramak için. Kaçmış İstanbul'a gelmiş onu aramak için. Herif bana yaptığı işkenceye bak. Şey, bu kadar şey yapmış sana, bu kadar engellemeye çalışmış, 13 yaşında evlendirmiş seni, bu kadar
dayak yemişsin, şiddet görmüşsün. Yine de diyorsun ki babam haklıydı. Niye haklıydı babam? Onu korumak için yaptı. Yani başka ne için? İnsan evladını çok sever Alişan. Bir evladın olursa. Korumak için yapıyor. Evladını çok sever. Acaba başına bir şey gelir mi diye korkuyor işte. Ana baba evladını çok sever. Gözünden esirgedi adam ben ama ben birden halkın sevgilisi oldum. Sadece anamdan babamın değil. Ve siz bunu hissedince de bir şekilde babanıza her türlü karşı geldiniz. Evet. Yani size şiddet uygulamasına babacığım rağmen, istememesine rağmen. Babama. Ben her insan radyo kazanıp da girebilir mi? Tabii ki canım. Meleki olsa nelerdi? Hani ben giremez. Özel biriyim mi anlattınız babanıza? Sanki dedim Rabbim beni sana evlat olarak özel vermiş dedim. Benim bir kötülüğümü görürsen beni öldürün kesin. Ben her yere senden gitmiyor mu? Anamdan gitmiyor mu? Kardeşimden gitmiyor mu? Bir müddet böyle devam etti zaten. Dedi ki kızım sen haklıymışsın dedi. Heh. Sonunda o geldi anladım. Yani. Sen haklıymışsın dedi. Peki Dilber abi 16 yaşında 3 çocuk annesisin. Sen çocuksun. Bir de çocuğun var. O çocuklara nasıl baktın? İşte çocukları... onları şu dişimin kovuğunda besledim. Çünkü ben de anaydım. Küçüktüm ama anaydım. Dişimde sakladım onları, dişimde. Üç çocuğumu dişimde sakladım. Bakabiliyor muydun onlara? Tabii canım. Aileyle büyüttüm ben, ailemden hiç kopmadım hiç. Hala. Böyle çantamı omuzuma alıp da ben sanatçıyım demedim hiçbir zaman. Desturla geldiler yanıma her zaman, destur. Selamun aleyküm diyerek. Hala Rabbimin sayesinde öyle devam ediyor. Ne yapıyor çocuklarınız şimdi? Herkes evlendi, torun dolu. Ooo, dört torun. Ne dördü? On dört. On dört mü? On dört tane torun var. Dört yaz, dört dediler orada, on dört mü? On dört. On dört tane torun. Daha geliyor. Ya. Gelsin, Allah bereketine versin. Amin. Peki sen onlara nasıl bir anne oldun? Yani onlar meslek seçimlerinde sana sordular mı? Senin istemediğin bir şeyi yapmak istediklerinde? Onlar hiçbir şey... Ne bileyim onların bir sanata şeyi yok mu böyle? Hayır, hayır, kesin olamaz. Nasıl neden? Olamaz? Bak olamaz. Yani olamaz derken siz istemediğiniz için mi yoksa tabii, onlar da tabii ben istemediğim için olamaz. Evlenecek, kocasının sanatını ne yapıyorsa yapsın. Çalışmasınlar. Çünkü ben çok onlar da senin yaptığını yapsalardı. Yapmamışlar ama. Yapamazlar. Aynı şeyi sen de yapar mıydın? Yapardım. Şiddet yapardın yine yani. Yapardım. Niye yapardım? Beni koruyanlarım vardı. Anam vardı, babam vardı, kardeşlerim vardı. Ben beş kardeşim bacısıyım. Benim kardeşlerimin bıçağının arkasında kesiyor, onu da kesiyor. Öyle bir kardeşlerim vardı. Beni koruyorlardı. Onları kim koruyacak? E sen koruyacaksın. Ya nasıl koruyayım? Kurban olayım evladım, nasıl koruyayım? Bu alem başka bir alem. Sen bakma Alişan. Başaran kazanıyor bu alemde. Doğru. Başarmayanı düşürüyorlar. Doğru söylüyorsun. Orası öyle tabii. Hani kızlar kaçıyor evlerden, kızlar gidiyor evlerden, küçük küçük. Nerede bunlar oğlum? Doğru söylüyorsun. Dilber abla bir şey soracağım. Sizin mesela gerçekten hayatınızda aslında konuşulacak çok şey var ama ben mesela burada otururken sizi böyle televizyon karşısında oturmuş sizi dinlerken buluyorum kendimi. Hani böyle bir şey de soramıyorum aslında çünkü siz çok ağır da şeyler yaşamışsınız zamanı geldiğinde ama bir o kadar da şu anda mutlu ve neşeli bir kadınsınız. Tabii. Hayatınızda sizi böyle en çok üzen... Keşke hani bu olmasaydı, bu yaşanmasaydı, daha farklı olurdu her şey diyeceğiniz ne var? Evladım işte bazı düzensizlikler oluyor. Düzensizlikler oluyor. Misal ben evimden ayrıyım. Evimde değilim şu an. Çocukların başında değilim. Neden? Mesleğim icabı işte. Değilim. Evde bazı şeyler duyuyorum. Ben orada olsam olmaz işte o. Hayır şey olarak diyoruz. Hani keşke yapmasaydın dediğin bir şey var mı? Bu kadar yıllık yani hayatımda yaşamında. Beni en çok şu üzdü diyebileceğiniz bir şey var mı? Yok yavrum ben. Takılmam diyorsunuz. Yok yavrum ben. Oh ne güzel. Yok yavrum. Peki şu uçak olayına gelelim. Bu uçak olayı. Canım şimdi işte para çok. 3 tane araba kapının önünde. O akşam da İbrahim Tatlıses'i uçağına binerken bindim, gördüm. Alacağım dedim uçak.
Ama uçağa binmiyorsunuz, korkuyorsunuz. Yani uçak korkunuz var. O zamanlar biliyordum. Hmm. Ben havada şey kaza geçirdik biz havada. Ha, o yüzden. Zorunlulukla Belgrad'a indik. Onu herkes bilir de eski bu. Epey oldu. Ondan sonra uçak korkusu başladı. Ondan sonra. O kadar para var ki dedin ki ben de işlere yetişeyim bir uçak alayım. Evet, evet gerçekten öyle. Babacığım dedim bir uçak alalım dedim. Nereye koyacağız kızım dedi. Alalım ha bahçeye. Tabii ben bilmiyorum uçağın havalanda konacak. Onlara bilsem. Kim kullanacak? Uçağı kim kullanacak? Bir bulacağız bir tane. Şoför. Rahmetli kardeşim dedi ki ne? Baba dedi ben yanında dedi bir ay takılsam atarız dedi adamı. Çok güzel ya. Bu çok güzel. Bunu ilk defa duydum. Evet, atarız dedi adamı. Ya, pilotun yanında bir ay takılayım, pilotu da evet, atarız. Evet. Ben kullanırım yani. Ben kullanırım dedi. Yok yavrum dedi. Yok olmaz dedi. Çocuklar koluna bacağına kırarlar teyyarenin dedi. Evin önüne değil mi park edeceksin? Evet. Büyük bahçe var evinde. Sonra siz o bütün paraları hep böyle yere harcadı. Yedim demişsiniz yani. Kelle yedim demişsiniz. Ya ki kellerin o para biter mi bazı ya? Bitmez evet, nasıl bitirdin paraları? Dilber abla hep etrafıyla paylaşmış. Orada ne diyor güzel. Ya şimdi... Sen de yok kalsın, yoksa sana veririm kızım. Ya. Bir de onun galiba senin iyi niyetini de hep kullanmış. Paylaştınız hep. Sen de yoksa sana veririm. Her şeyine yardım ederim. Her şeyine. Peki bir şey diyeceğim. Bu yıla kadar çok fazla böyle taklit edildin. Taklitin yapıldı hep. Bizim bir Sevcan diye bir türkücü var, Sevcan Oran. Bilir misin? Bizim programımıza gelmiştin evet. Birlikte. Ha, bizim programa geldikten sonra, geçen sene bizim programa evet, gelmiştin ya evet, Sevcan. Evet, evet. Sonra o müthiş bir taklit yeteneği var. O bu uçak olayını bir anlattı. Allah Allah. Bak. Bir izleyelim mi onu? Bir izleyelim. Bir izlesene, bir beğeneceğim mi bakayım? Sen ilk kez izleyeceksin. Evet. Bir izle bakayım, beğeneceğim mi abi? Bak. Geldi. İdil abla da bizimle beraber. Ben Dilber abladan korkuyorum. Ayşe'ye dedim ki Alişan, Dilberay senin konuğun, İdil Çeliker benim konuğum. Ben hiçbir şey sormam dedim. Programda bu da çok fena. Anlaşma yapmışlar Şahan'la. Şahan bir reklam çekmiş. Bir televizyon reklamı çekmişlerdi Şahan'la. Hatırla. Zorunda mı biliyorum, yalnız biliyorum, diye bir şey biliyorum, çekmişlerdi. Biliyorum. Onun devamını çekmemişler şimdi. Bu da çok fena. Diyor ki Dilber abla diyor, Şahan diyor şu kamerada seni izliyor. Ne söylemek istersin? Çok niye çekmediniz ya. Dedi ha. Böyle oturdu böyle. Şahan! Evladım! Hangi kamera? Böyle miydi kavlimiz? Hani reklam filmi çekecektik? Ben arayacaktım. Allah yoluna çıkayız evladım! Ben bir şey izlemiyorum, Allah yoluna çıkayız. Haydi! Haydi! Bak şimdi. Dilber abla eskiden çok para kazanıyormuş. Babası demiş ki... Kızım demiş, bu kadar parayı çuvalla getiriyorsun eve, bu parayı değerlendirelim, ne yapalım, uçak alalım demiş, tamam mı? Bak böyle hikaye şöyle. Uçak alalım demiş, bir anlatsana bunu anlaşılma. Bizim dedi, o zamanlar dedi, çok dedi, işlerimiz oluyordu, böyle para kazanıyorduk. O zaman böyle teyareler yok. İşe gidiyor böyle arabayla falan gidiyor. Babam dedi ki bir gün, babama dedim, kızım dedi, ben dedim babama karıştırdım. Doğaçlayacağım abicim. Baba dedim bu böyle olmuyor, iş kaçırır. Bir tane teyare alak da teyareyle gidek gerek işe. Kızım dedi teyareyi alak da dedi nereye koyacağız dedi. Baktım orada dedim baba dedim bu kapının önüne koyarız da. Ya dedi kızım dedi kapının önüne koyarız da dedi. Çoluk çocuk dedi teyarenin dedi kolunun kanadını kırar da. Çok güzel ya. Vallahi şu yılda izlememişsin ya. Böyle farklı yaptığını bilmiyordum. Yani Dilberay abla bile izlerken Dilberay bir ara... Dedi, ben mi konuşuyorum, o mu konuşuyor? Bir ara o bile karıştırdı. Dedim o mu konuşuyor, ben mi oğlum dedim. Çok benziyor. Beğendin mi? Beğendim. Tebrik ederim kızımın, gözlerinden öperim. İsterseniz öpebilirsiniz. Nerede? Bacım! Bacım! Canım benim.
Kızım çok güzel yapmışsın ya. Vallahi, vallahi. Bir de böyle İsmail'le beni takıştırdılar biliyor musun? Vallahi. Bak Sevcan. Ben seni çok seviyorum ondan böyle ya. Canım benim, canım benim, canım benim. Benim yıllar evvel kaybettiğim bacım. İkiz kardeşim da. 20 yaş küçük ikiz kardeşim. Çift yumurta ikizi ikimiz. Dilber çok korktum senden. Abi Ali Şahin. Çekiniyor. Çekine çekine geldim. Yok canım. Acaba dedi kızar mı falan dedi. Yok canım yani... benim aa. Canım kızım benim. Canım kızım benim. Başarıya bak ya. Çok çok güzel yapıyor çok. Olmuş mu Dilber abla? Ben seni çok izledim, çok dinledim vallahi. Canım. Canım benim çok güzel olmuş, vallahi güzel olmuş. O günü programa geldin ya. Aynı aynı konuşuyor ya. Bak, şimdi Dilber programa geldi. Dedim, taklidini yapacağız ama kızar mı acaba, ne der diye düşündüm. Sonra dediler, o dediler, çok şeker kadındır ya, hiçbir şey demez sana. Taklidin yapılması demek zaten... Ne bileyim kimisi kızıyor. Herkesin taklidi yapılmaz. Her sanatçının taklidi yapılmaz. Kızanlar var bazı kişiler kendi... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim konuşmamı, benim taklidimi herkes yapamıyor. Vallahi. Tabii. Ama sen maşallahın var. Ben... Sevcan başka kişilerin taklidi de yapıyor ama Dilber abisi. Yani gerçekten ben mesela sizi daha önce görmemiştim. Sevcan yani yapmıştı falan gülmüştüm falan. Şimdi siz gelince aynı, sürekli aklıma Sevcan geliyor. Aynısını yaptı yani. Dilber ile Sevcan hangi bu? Aynı. Öyle bir şey oldu ki artık o benim taklidimi yapıyor. Ya ben bilmiyorum tabii yani olur olmaz bilmiyorum ama şarkı daha dinlemek istiyoruz. Hatta şöyle birlikte bir şarkı mı söylesin? Hep beraber söylesin. Hep beraber söyleyelim Dilber abla? Canlı canlı ne istersin Dilber abla? Biz sana uyum sağlayalım. Hayır canım estağfurullah. Ya sen geleceksin de bize mi uyacaksın? Biz sana uyacağız tabii. Bırak ne istiyorsan onu çalsınlar bunlar. Kardeş yap. Kardeş? Hı. Hangi soru? Antep Berat Edirim Araş'ın yolu. Uzun hava mı çekeceğiz? Bir bileydim yapsak mı bileydim? Sen bilesin de... Ya bileydim. Hayır. Bir bileydim yapalım. Haydi. Bileydim. Ses ne? Si. Senin? Ben uyarım sana. Ateşinden yanar mıydım
bileydim. Ah bileydim. Bileydim senin için ahlar mıydım? Bileydim ahlar mıydım? Bileydim aşkım. Öğretmenlerinin karşısında titreyen çocuklar gibi şarkı söylediler. Neden böyle? Onlar beni sevdikleri için. Çok büyük saygı duyuyorlar. Yani. Çok kıymetli. Saygı duydukları için. Saygı duydukları için. Aynen öyle. Ya gerçekten çünkü... öyle. Şimdi ben sürpriz yaptım ama Dilberay'ın zaten böyle karşılayacağını çok iyi biliyordum. Çünkü Dilber abla o kadar gerçek bir insan ki. Evet. Yani kamera arkasında, kamera önünde, evinde ben zaten böyle olduğunu biliyordum. Aynen. O yüzden hani işin esprisi ve böyle yanında taklit yapıp da bu kadar hani gülerek beni karşılaması gerçekten. Onun zaten büyüklüğünün göstergesidir. Ben bir kez daha teşekkür ederim. Baba nasıl korkuyor? Nasıl korkuyor? Yani. Şimdi röportajımızın ikinci kısmını izleyelim istiyorum. Tamam, ondan sonra Sevcan'dan bir türkü alacağız. Evet. Öyle mi? Sevcan'dan tamam. Evet, tamam. Beraber dinlemeden tamam. Bırakmayız seni. Tamam, ama önce bir röportajımızın ederim. Devamını izleyelim. Hadi devam. Tamam bacım. Tamam canım benim. Tamam. Dünyanın gözü bey Dilberay'dı. Sizi şerefimle, namusumla temin ederim. Bir demlik bile yok evde. O bana Gülizar der. Birader şurada bir su ver derim. Eşime genelde ben çatarım. Şöhretli birini her erkek taşıyamaz. Dilberay'ın sanat yaşamındaki başarılarını dinledikten sonra biraz da evdeki, özel hayatındaki Dilberay'dan bahsedelim. Nasıl bir anne, nasıl bir eş ünlü sanatçı? Evimde çok duyguluyumdur, sertim de. Çocuklarım için de canımı veriyorum. Ölüyorum zaten çocuklarım için. 16 yıllık hayat arkadaşı İbrahim Karakaş'la evliliklerine dair samimi açıklamalar yapıyor Dilberay. Ben Avrupa'da evlendim, ben Dilberay'dım. Evlendiğimde Dilberay'dım. Dünyanın gözü bey Dilberay'dım. Evlendim. Sizi şerefimle, namusumla temin ederim. Bir demlik bile yoktu evde. Bizim sevgimiz bizi sarayda yaşattı. Rabbim neler verdi, neler verdi, neler verdi. O bana Gülizar der. Birader şurada bir su ver derim. Birader nedir biliyorsunuz? Emme oğlu şurada bir su ver derim. Misal. Emme oğlu şunu getiriver falan derim.
hani espri yaparız birbirimize. Ben çok kavga yaparım. Çok kavgacıyımdır ben. Sinirlendiriyorlar. O zaman beynim atıyor. Eşime genelde ben çatarım. Garibim çakar, takmaz bile benim. Çeker gider. Yani sustum değil mi? Gelir. Aklım başına geldim der. Dilberay'ın samimiyeti karşısında önce sessiz kalan İbrahim Bey dayanamıyor ve başlıyor anlatmaya. Nasıl bir eş Dilberay Hanım evde? Çok sakin, böyle kuzum. Ne bileyim. Hiç sesi çıkmaz. Yalan. İçinde şöyle yumuş var diyor. Ne burada bir kadın diyor. Ağzının içi diyor yumuş tadı. Suyu getir, şunu getir, bunu getir. Çocuklar yanına ondan yaklaşmıyor. Bak. Canım su istemek suç mu kızım? Bir çay yapın demek suç mu kızım? Bir kahve yapın demek suç mu? Ama çocukların el ayağına dolaşıyor. Ben yemek yaparım bu yer. Gerçekten mi? Yemeklerini mi yapıyorsun? O da yapıyor, ben de yapıyorum. Bu daha güzel. Neyi mi seviyorsun en çok Demir abi? Benim yiyeceğim yemekleri yapar. Et yemekleri. Bu açıklamalar karşısında duygulanan Dilberay bu kez eşine iltifatlar yağdırıyor. Şöhretli birini, halkın sevgilisi birini her erkek taşıyamaz. Onu taşıyan erkek çok güçlü bir erkek ki onu taşıyor. Onu da bu yönden tebrik ediyorum. Tamam, beni şımarttın ya sen. Onu da bu yönden tebrik ediyorum. Eşimi de çok severim. Bir de kıyamam yani. Dünyayı bana değişmem. Bak o var bir içimde. Bu dünyayı değişmem. Bayanım sen beni yine şımarttın ya. Ben kendimi sağlam almışım. Benim herifim var. Assam elimde, satsam elimde. Satsam satamam, assam atamam. Benim herifim var. Hem asker arkadaşım. Hem yoldaşım. Hem gurbet arkadaşım. Hem de sevdiğim. Dilberay son olarak da kocasıyla en romantik anlarından birini anlatıyor bizi kırmayarak. Beni beklemez zaten öyle bir şey de. Bir gün Almanya'da kendisi. Anne sevgililer günü dedi benim kızım. Babam bana da işte kutla falan dedi. Ben ne dedim biliyor musun? İbrahim dedim. Efendim dedi. Sevgililer günü mübarek olsun dedi. Adam o yandan gülüyor, ben bu yandan gülüyorum. Anlamam ki. Bu sonu evet. Çok güzeldi ya. Sevgililer günü. Sevgililer gününü kutladın. Güzel. Çok güzel ya. Çok güzel söylüyorsunuz. Çok samimi söylüyorsunuz gerçekten. Hani yol arkadaşım, şimdi, gurbet arkadaşım. Şimdi az evvel gire dedim ya. Yapmacık bir şeyim yok bacılarım. Her şey bu işte. Peki. O zaman çağıralım bakalım İbrahim Bey'i. Gelsin bir de o anlatsın Dilberay'ı. Aha. Gelir ya, mi acaba? Aha. İbrahim! Alkışlar onun için İbrahim Bey'e. İbrahim Bey'i çağıralım dedim. Dilberay abla çağırdı ya. Belki bir şey sor. Hoş ben geldiniz. Ben ömrüyüm. Seni güzel çağırdı değil mi? Çok güzel. İbrahim! İbrahim! Otur abi. Benim. İbrahim. İbrahim. Peki ya. Size o şekilde hani sevgililer gününüz kutladığınızda neler düşündünüz? Neler düşündünüz? Edil Buray da zaten böyle kutlardı herhalde. Koyun kesecektim de evin içindeydim. herhalde Dilberay ablaya da sevgililer günü hediyesi koyun olur yani. Yani. Bir koyun. Tabii. Nasıl tanıştınız? Biraz da sizden dinleyelim. Nasıl tanıştık? Kaç yıl oldu? Nasıl tanıştınız? 16'yı geçtik. 16 yıl maşallah. Allah kardeşime nasip etsin inşallah. Biz sizi çok seviyoruz gerçekten de. Çok teşekkür ederim. Hep dua eder bu sizlere kardeşim. Allah razı olsun. Alemin yeri zaten köşede. Allah razı olsun sağ ol abi. Nasıl tamam. Tanıştınız? Biz... İbrahim açık verme bunlar bizi. Perişan edecekler İbrahim. Açığımız saçığımız hep ortada zaten. İyi bakalım hadi konuş. Ya ben Almanya'dan izine gelmiştim. Evet. Bir kardeşimin kaseti çıkmıştı Eyüpan'ın. Onlardaydım. Bir iki gün kalıp gidecektim. Rahmetli anam da işte bir şeyler yaptırmış. Böyle kardeşimin şey yani vitamin alsın falan böyle şuruplar muruplar. Hı hı. Onlara gittim. İşte börek falan yapmış. Oğlum ya Eyüp işte falan biraz kilo al falan spor yap. O ara Dilber geldi işte içeriye. Gelir gelmez?
Gelir gelmez işte. Ha, gelir gelmez mi? Yok canım, boynundan kadın gelir gelmez. Hayır, gelir gelmez diyorum. Sen etkilendin yani mi? Etkilendi anlamında. Hayır. Nasıl etkilendi? Kaldırdı, yaratıyor kendini. Baba baba baba. Hadi canım ya. Sonra tanıştınız. Ya işte bir sıcaklık. Bir sıcaklık, bir sıcaklık başladı orada. Yani. Ben hemen oradan anamın yaptığı börekleri, çörekleri yediyorum şimdi. Bana durmadan ikram ediyor. Sen de hiç sevmezsin börek çörek. Hayatta sevmem. Hayatta sevmem. Ondan sonra işte bir iki gün sonra ben Berlin'e döndüm, Almanya. Telefonumu da verdiydim oraya, sıkıştırdık. Eyvah, kim aradı bir dakika? Kim aradı? Gelmiş, konsere gelmiş. Konsere gelmişim Berlin'e. Aramam mı arkadaşlar? Tabii, öyle iyi niyetinle aradım. Tabii canım. Tabii. Tabii. Oradaki duygusallık ne zaman başladı? İlk böyle şey. Ya evlenme teklifi nasıl oldu, bunu merak ediyorum. O duygusallık şöyle oldu. Ben Dilber Hanım'ı Bahnhof'tan karşıladım. Evet. Ya karşıdan gelince bilmiyorum ben de. Bir sıcaklık oldu. Boynuna sarıldık yani. Hadi be. Sarıldık derken sarıldım. Bu da abiciğim hazır kıtaymış. tabi o da demek ki size canım boş benim. Değilmiş ki sonuçta. Ondan sonra aramış. Öyle başladı hayatımız. Evlilik teklifi nasıl geldi? Yok. Ama bakın şimdi onu yine takdir ediyorum. Yani eşim değil demiyorum. Bana kendisine dedi, biliyor musun, sen Allah'ın emriyle istiyorum dedi. Bunu bana söyleyen bir insan, böyle yüreği var içinde. Ev haliniz nasıl? Ev haliniz. Mesela evde Dilber abla. Mesela anlaşıyor musunuz? Bağırışıyor musunuz? Çağrışıyor musunuz? Kavga eder misiniz mesela sürekli? Evde olur mu öyle şeyler, bacı olmaz mı? Ya ben olur da hani ne bileyim, Dilber abla şey birazcık görüyorum. Daha böyle. Tabak bir araya geldi mi çıngırdamaz mı? Süper. Ben burada bir şey görüyorum ama. Evde sanki senin sözün daha fazla geçiyor gibi hani. Yok. Yok değil mi Dilber ablanın yok geçiyor? Be. Çocuklar, torunlar falan bundan korkarlar. Ama benim hemen benim gözlerimin içine bakarlar onlar. Dede bize sahip çık. Hemen bu sahip çıkar. Ya. Evet, siz bu da başlıyor. Kız anam, siz bu herifin gözlerine niye bakıyorsunuz diyor. Ne oldu diyor yani. Yani ondan imdat mı bekliyorsunuz? İmdat bekliyorlar çocuklar. Kutunuş arıyorlar. Ya şimdi bu da agresif. Bir çay istiyor. Agresif. Ya sinirli. Agresif ne oluyor? Sinirli işte. Ha, işte tamam. Yalnız çıkmasın. Yok yok, doğru. Bak. Şimdi çocuğa diyor ki yavrum oradan diyor bir hele şey getir diyor. Turşuyu getir diyor, biliyor musun? Tamam nine diyor. Şimdi çocuk tabağına turşuyu, kaşığı karıştırıyor. Onu getirene kadar ona öbürünü de getir. Şuradan böyle falan derken. Bir de korkuyor zaten. Çocuklar zaten korkuyor. Niye korkuyorlar abla senden? Saygılarından. Neden korkuyor? Ya saygı. Hiç de saygıdan değil valla. Peki sen korkar mısın? Bak şimdi Halim. Bütün erkekler eşlerinden korkmaları lazım. Yoksa tamam. Mutsuz olurlar. Neden ama? Neden yok ondan değil. Yani. Ya herhalde dövecek yani. Diye bilmem ne diye. Hayır, değil. Yani saygı duyduğu için. Ben saygı şey duyması mi? Lazım ben diyor. Bir şey diyeyim mi Dilber abla? Yani bilmiyorum ev içinde. O Merinos, İbrahim diye bağırışını duydum. Merinos kuzusu evde. Merinos. Hadi canım. Ya o da sinir ya. Oluyor. Ben de oluyorum. Mesela o bağırdığı zaman falan... O kıyadan çıktığı zaman ben... Sen susuyor musun? Rüzgar. Hemen gidelim. o duvarından mı kavga ediyor? Yoksa çocuklarından mı kavga ediyor? Hiç beni ilgilendirmez. Peki evde biz arabaya gitmiş gitmiş. Tabii Dilber Hanım'ın çok özel bir sesi var. Evet. Ama sizinle beraber şarkı söylediğinizi öğrendik. Beraber bir düetiniz var değil mi? Var, birkaç tane düet var. Şiirlerim var. Okuduğum bazı şeyler var tabii. Peki önce bir tane şiir dinleyelim o zaman sizden. Sonra da düeti dinleyelim, olur mu? Evet. Kızmazsanız eğer. Anam niye kızalım? Biz buraya türkü söylemeye geldik, bacılarım dinlesin. Tamam. Hayır. Plebe alalım. İkinizin bir düeti. İbrahim abi diyorum. İbrahim abi önce şiiri okusun. Plebe alalım tabii. Tabii bir plebe alalım. İkisinin okuduğu bir düet var. Evet. Onları alalım. Ondan sonra şiir tamam, alalım. İyi tamam. Nasıl oluyor? İkinizin çaksın alma. Hadi. Hadi. Thank you.
yapamazken ölsem ayrılamam derken bir gururun bak yüzümden ele döndük vay canına. Sevcan'ı izledin mi abi? İzledim. İzledim. Daha önce seninle beraber program yapıyorduk kardeşim değil mi? Hayır hayır. Evet, Dilber evet. Ablanın taklidini yaparken arka taraftaydım ama duydum tebrik ettim. Tebrik ettim. Biz de ettik. Evet. Ama... Bir şey diyeceğim. Dilber abla bir İbrahim diye bağırsana bir de Sevcan'ı şey yapacağım bakayım. İbrahim! Hadi bakalım. İbrahim! İbrahim! Peki. Sen diyorsun İbrahim ki ama. İbrahim abi. Evet.
yani sizin de söylediğiniz, iddialı olduğunuz bir şey var ki Dilber Hanım'ın en iyi taklidini ben yaparım. Yaparım. Yapın. Valla. İbrahim. Evet, kız bu ne oldu bu saçların başların anam? Saçları gelmiş. Daha çatallı bir sesi var onun. Onu ben, benim sorum uymuyor ona. Yapamazsın onu. Ya. Beceremezsin onu. Demek ki neymiş, herkes yapamıyormuş vallahi yani. Çok zor, çok özel, zor bir taklit. Çok özel bir sesi var yani. Peki, bir şiir demiştiniz az önce. Var mı? İşine yazdığın, Dilber ablaya yazdığın bir şiir var mı? Hayır, öyle şiir değil de Türk aralarında şiir okur. Ha, Türk aralarında. Benim Türk'ümün aralarında. Sana yazdığı özel bir şiir yok yani. Var da şimdi aklımızda yok yani. Aa, nasıl bu insan ya? İnsan çok hanımına yaptı, yaptı, eşine yaptı, can yoldaşına yaptı. Şu an yaptı. Bir asabiyet rüzgarını seziyorum yani. Ya Allah yemin ediyorum var ya, gidip ama her yeni kasetime, bir yeni kasetine bir tane şarkımı okuyor. Bir şey diyeceğim, bundan şeyi merak ediyorum. Mesela böyle kavga olacağını hissettiğiniz an sen mi susarsın, Dilber abla mı? Ben alttan girdim, oldu oldu olmadı pır. Hemen gider kuyumcuya bir şey alır bana gelir. Altın Dilber, çok seviyorsunuz galiba değil mi? Dilber, bak sana ne aldım. Gel canım. Altında mı hemen takar. Ne tam, tam mı? Küçük mü? Çeyrek mi? Nasıl? Ha, bir tanesi burada. Öbürü kız. Ha bak şurada, ha, bak. Şu. Bak geçen azıcık sonra kızdım mızdım gitmiş bunu almış gelmiş. Adam işi biliyor. Bak. Ama çok güzel. Ama altın da çok seviyormuş. Nereye gidiyor? Seni gidiyor mi kırayım? Kız seni hanım, mi nereye kırayım? Gidiyorsunuz? Kurban alayım sana. Ha bir tane. Canım kurban alayım. Öpüyorum sizi. Bizim yanında değiliz ha. Dilber ablamın yüzüğü de aldı valla. Bunu babacım verdi bak. Yüzüğü de aldı. Aa, çok güzel oldu yanında. Çok güzelmiş ha. Bu da barışma, bu da bak, bir barışma yüzüğü. Tam da kıyafetim uygun oldu biliyor musun? Çok bence güzel. Kaldır at kardeş, onun değeri kalmadı, kaldır at. Hayır canım, ben atmayayım, bana bunu şimdi bacım verdi. İşte ben diyorum ki halkın sevgilisiyim diyorum. Vallahi. Vallahi de. Halkın sevgilisiyim. Şimdi Dilber ablayı İbrahim'i birazcık dinlendirelim. Sevcan gelmişken bir türkü dinlemeden olmaz. Bir türkü olmaz. Sevcan'dan. Senin de sevdiğin bir türkü. Hangi? Ezele de deli, de deli gönül ezele. Beraber söyleyelim mi Dilber abla? Aman babam, sen sonra da ben dinleyeyim. Eyvallah, tamam. Hadi peki bakalım, öyle yapalım. Alkışlarınızla Sevcan. Gölgesine katmış figanını bülbül sesine. Ben yanar ağlarım onun nesine, perişan olduğum umurunda mı? Kurudu bağların döndü gazele, perişan oldum umurumda mı? Saçımı yoldum umurumda mı? Sararıp soldum umurumda mı? Ezele de kapılmışım bir vefasız güzele, kurulu bağların döndü gazele, sararıp soldum umurunda. Thank you.
arasan bulunmaz eşi emsali. Bana nasıl reva gördün bu hali? Aşkına düşeli oldum misali. Sararıp solduğum umurunda mı? Fikretim bu gönlüm bulmadı rahat. Kalmadı ömrümde ne lezzet ne tat. Her saniye, her dakika, her saat. Dilini döndüm umurunda mı? Saçımı yoldum umurunda mı? Sararıp soldum umurunda mı? Ezelde beni gönül ezelde kapılmışım bir vefasız güzele. Burunu bağlarım döndüm gazele. Sararıp soldum umurunda mı? Perişan oldum umurumda mı? Bir şarkı yarışmasına katıldı, hayatı değişti. Dur bir dakika ya. Biz nasıl çıkacağız oraya? İbrahim Tatlıses'le yaptığı düet, günlerce konuşulan, sesiyle milyonları etkileyen... Bir kadını çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. İnternette 5 milyon tıklanan 16 yaşındaki genç şarkıcı Mehmet Taş, birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. O beni hiç sevmiyor. Çok küçüktü. Evet. Aradan yıllar geçti. O da artık bir delikanlı oldu. Koca delikanlı olmuş. Önce onu bir çağıralım. Suratı hiç değişmemiş ama fiziği değişmiş tabii. Sesi de değişti mi? Evet. Ama onu da merak ediyoruz. Yani şu anda 16 yaşında Mehmet. O zaman bir alalım onu buraya. Mehmet Taş gelsin. Nasılsın? Çok tatlı. Ay, sizsiniz. Kaç sene oldu şimdi o yarışma? 3 sene. Abi ne yaptılar? 3 sene ne kadar büyüdün evet. Ya? Şöyle bir orada bir görelim bir görüntüleri. Orada kafamı çevirdim inanamadım ne kadar fark var 3 yıl içerisinde. Mi? Bir görelim tekrar. Ne kadar ufaktı Mehmet? Ev bana benziyor yani. Hmm. Çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi yana verdim,
çok istiyor. Bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Nasıl çıkacağız orayı? Geliyor muyuz oraya? Son, iki, üç, dört. Bir kolunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Bir kolunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Bu canımı sen verdin. Benden almak, benden almak istiyor. Ya inanılmaz ya. Bir de çok o ruha sahip söylemiş. Dönmüş arkası İbrahim Tatlıses gelince nasıl baktığını gördünüz mü? Böyle olmuş. Herkes ayağım durmuş. Benim gelip, tüylerim diken diken oldu bana ya. Bana baktığı zaman ben bile hani çok kötü oldum. Bir de onun yanında nasıl daha iddialı. Daha küçüksün ama orada 11 yaşında değilsin. Daha küçüksün. Bence sen yani 12 falan. Yok şey ya yapıyorsun. 12 yaşında olamazsın orada. Şu kadarsın o ya. O çocuk çok gelişmez. Gerçekten o zaman vallahi öyle. Ama. Bak ne diyor Dilber abla bir şey diyor. O çocuk çok gelişmez. Bu tip olacak bu çocuk. Milyon tip. Bu boyda kalır mı abla? Uzar, çok uzar. Çok uzar. Çok uzar. Ama milyon. Milyon tip hiç yaşlanmaz. Hiç yaşlanmaz. Nerelisin Mehmet? Diyarbakırlıyım. Diyarbakır. Evet. Peki aynen. O günden bugüne neler yaptın? Dün değil ondan önceki gün İsrail'den geldim. Konserler orada, düğünler bayağı iyi tanıdılar. Allah Allah, bayağı böyle konserler, düğünler. Evet. Aa, ondan öyle normal. Ama okul devam tabii ediyor. Tabii okul devam ediyor. Şu an lise kaç? Lise 2 şu an. Lise 2. Nasıl dersler? Çok iyi. Bu yıl gerçekten bak, daha... Şu eski haliyle şu hali bak hiç yani bir sadece... Tek bakışlar değişiyor abi. Bir tek o şey değişiyor. İfade değişiyor. Yoksa her şey aynı aslında. Ses aynı mı onu merak ediyoruz. Dinlemek istiyoruz. Yani o zaman... Tabii ki değişiyor. Aynı olması mümkün değil. Tabii değişiyor ve zaten... Öyle bir ton yok zaten yani. Şimdi bak bu ara çok önemli değil mi Dilber abi? 16-18 çok önemli. Evet ya. Bak, ses kaldı. Için. Şimdi erkekler bu Allah için... vergisi Maraşan yoksa kendisi eğiterek de o sesi mesela... Hayır bundan şey sonra devamlı çalışması olacak? Lazım. Ses evet. Tabii ki değişecek bir ergenlik dönemi. Ama... Çünkü ben de aynı pişecek şeyi yaşadım. Pişecek ses pişecek. Evet pişecek. Pişecek ses bu dönem... pişecek ondan sonra doyum olmaz. Evet teşekkür ederim. Hadi bir dinleyelim o zaman olmaz. Seni. Hadi bir şöyle canlı. Thank you.
açtım ellerimi, yalvardım Allah'ıma duysun diye. Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden, çektiğim acıları yaşıyorum yeni. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Elim kolum bağlamış, çaresizim Allah'ım. Bu canımı sen verdin, benden almak istedim. Bu canımı sen verdin, benden almak istedim. Tam 4 ton düşmüş değil mi? 5 ton birden düşmüş. Bundan sonra daha fazla düşmemesi için daha fazla çalışman lazım. O duygusu aynı gene. Şu anda Eyüp abi izliyormuş. İbrahim abinin menajeri biliyorsun. Evet. Eyüp abi onun da dün doğum günü. Onun doğum gününde bir kez daha buradan kutlayalım. Buradan. Doğum günü kutlu olsun. Ve İbrahim Tatlıses'e başta olmak üzere saygılarımı sunuyorum. Gerçekten beni böyle bir gururla yanıma gelip düet yaptığı için, beni gururlandırdığı için, mutlu ettiği için ona tekrar tekrar şimdi de çok teşekkür ediyorum. Canım, ay, biz de sana teşekkür ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Ağzını hep birlikte bir kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra birlikte efendim. Haydi bakalım. Hanımlar, kağıdı kalemi hazırlayın. Profesör Doktor Ahmet Baranki her şey dahilin mutfağına giriyor. Adamın derdi var, tiroidi var, kilosu var. Onu da biz çözeceğiz, değil mi? Sağlık saçan formülleriyle Profesör Doktor Ahmet Baranki'den anneler ve bebekleri için besleyici bebek maması tarifleri. Anneler süt hazır mamaya geçmesinler, sütler için.
pahalı ve karışık diyetleri bir kenara bırakın. İlk kez duyacağınız mucizevi tansiyon ve zayıflama kürü. Siniriniz, stresiniz kalkacak, hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Ve hastalıklardan korunmak için her derde deva, şifalı kış çayı tarifi. Çok basit ama çok şifalı bir şey hocam. 21 günde onun tekrar her gün sabah suyunu içiyorsunuz. Yarın her şey dahilde. Ablacığım çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi şereflendirdin, onurlandırdın. Çok çok teşekkürler. Yavrularım sizlere teşekkür ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Kızının gözlerinden öpüyorum. Sağ ol. Valla ağzınıza yüreğinize sağlık. Benim ne kadar sevdiğini şimdi anladım. Ay çok minniyim. Çok kıymetlisin sen. İçeride sen bir dinle olarak son bir veda etsene bize. Şimdi Dilber'im. Mübarek günler diler. Ne der size? Mübarek olsun bütün günleriniz. Allah razı olsun. Efendim. En iyi günler, mutlu günler sizlerle olsun. Güzel bacılarım benim. Amin, amin. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bugün amin. Sakatlar günüymüş oğlum. Evet, dünya engelliler. Dünya engelliler günüymüş. Onlar engelli değil. Engelli değil onlar bizim yüreğimizde. En süper insanlar. Aynen öyle. Ve şunu da onlarla ilgilenmediğimiz için bizi engelliyiz. Şunu da unutmayalım, hepimiz esas engelli adayız. Evet. Esas engelli biziz, onlarla ilgilenmediğimiz için. Aynen öyle. Aynen. Helal olsun. Doğru söylüyorum. Helal olsun. Daha da bunun üzerine bir şey söylemem lazım. İbrahim abi. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Gözlerini görebiliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ ol ablam benim. Kardeşim. Sana da bundan sonra başarılar inşallah. Çalışmayı bırakmıyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın harika bir programla karşınızda olacağız. Çünkü neden? Profesör Doktor Ahmet Maranki yarın bizlerle birlikte. Yarınki programı mutlaka kaçırmayın diyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Asmalı. Hoşçakalın.